Dostlar selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 yıl aradan sonra geçtiğim Apple'a ve aldığım iPhone 13 Pro Max'in incelemesini yapacağız. Kutu açılışını ben yaptım zaten ama size kutuyla birlikte nasıl çıktığını falan da göstereceğim. Şu an itibariyle ben bu telefonu alalı 100 saat oldu. Gerçekten tam 100 saat oldu. Cuma günü öğleden sonra almıştım. 4 gün artı 4-5 saat geçti. Tam 100 saattir bu telefon bende. Ben de 4 günlük deneyimimi 4 yıl aradan sonra Android'den, Samsung'dan, Note serisinden iPhone'a, Pro Max'e geçmek nasıl bir duygu? Hepsini tecrübelerimle, gerçek hayattaki karşınıza çıkan ufak tefek değişikliklerle anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu geldiyseniz eğer böyle Shift-DLT, Webtekno gibi kanallardaki işte şu kadar bilmem şu sayısal değeriyle teknik özelliklerinden falan bahsetmeyeceğim. Tabii ki ara ara yararlandığım şeyler olacaktır ama asıl olayımız 100 saatte benim hayatım nasıl değişti kardeşim? Siz Android bir telefondan Apple'a geçtiğinizde neler oluyor? Bunları anlatacağım ve aynı zamanda ben neden Apple'a geçtim? Asıl bunu anlatacağım. Çünkü herkes bana şunu soruyor. Ya kardeşim sen Android'ci değil miydin? Hani ne oldu sen iPhone'a küfretmiyor muydun? Şöyleydi böyleydi. Bütün bu sorulara da cevaplık ve açıklık getirmiş olacağım. Aynı zamanda da Türkiye'de hem lisede hem benim yaş grubumda olan insanların genelde düştüğü taraftarlık durumuna biraz inceleyeceğiz bu konuda. Apple'cı mı olmak zorundayız? Samsung'cu Android'i mi savunmak zorundayız? Eğer Android'i seviyorsak Apple'ı gömmek zorunda mıyız? Veya Apple'a tapıyorsak diğer telefonlar çok kötüdür demek zorunda mıyız gibi soruların cevabı olacak bu video. O yüzden öyle teknik bir video falan değil. Gel kardeşim benim gerçek hayattaki tecrübelerimle birlikte beni dinlemek istersen buyur gel. Hem de like'a bas, abone ol, falan filan. Şimdi burada da bir kameram var. Kutu bu şekilde gördüğünüz gibi. Basit, ince ve sade. Ve bu sene ilk kez içinden plastikler çıkmamış. Bence güzel olmuş. Hemen şimdi kutuya geçiyorum. Kutunun içerisinde hemen açtım. Evet, iPhone bu şekilde geliyor. Buraya da göstermeliyim. iPhone burada dursun. Kutusu bu kadar. Şurada bir kamerasının deliği var. Güzel, kötü değil. İnce, sağlam bir iPhone. Ama iPhone 13 Pro Max'e dair bir yazı var mı? Yok. iPhone 13 Pro Max. Sadece iPhone yazıyor ve Apple logoları var. Şimdi kutusunu kenara koyuyorum. Aynen bu şekilde geliyor telefon. Çünkü ben telefonu tabii ki kurdum. Ben sadece nasıl geldiğini göstermek için şimdi size gösteriyorum. Bu şekilde kaldırıyorsunuz ve buraya kenara koyabilirsiniz telefonu. İçinden ne çıkıyor? Kablosu çıkıyor. Tabii ki ben şu an şarj ettiğim için kabloyu, şarj kablosu evde. Onu getirmedim. Ama burada kablosu var gördüğünüz gibi. Bu kadar. İçinde de sadece neler var? Bakın hemen bir tane sim kart şeysi, bilmem iPhone'la ilgili birkaç bir şey ve büyük bir Apple logosu çıktı içinden. Bunları hemen yerine koyuyorum ve kutuyu kaldırıyorum. Hop, kutuyu kaldırdım. Şimdi geldik telefona. Hemen telefonun şu kısmını açalım. Evet, telefon gördüğünüz gibi ekranı büyük gold rengini almıştım ben. Çünkü ben en çok gold rengini seviyorum. Hemen ara, dur. Telefonu buraya koydum. Şimdi renkten bahsetmişken. Şimdi bu sene Apple aslında son birkaç yıldır siyah beyaz gold'un üstüne her zaman bir tane o modele ait bir renk çıkarıyor. Bu iPhone 11'lerde böyle koyu yeşil bir renkti. Geçen sene koyu lacivert bir yeşildi. Maviydi pardon. Bu sene de açık mavi. Safir, blue safir mi? Öyle bir şey. Ama açık mavi bir renk. Şimdi birçok ben şeyi gördüm açıkçası. İncelemeyi izledim ve herkes tabii ki birçok insan beğeniyor. Çok beğendiğini söylüyor. Ben o kadar beğenmedim. Kötü değil. Kesinlikle kötü değil. Sırala desen benim için ikinci sırada olur doğru ya da üçüncü. Siyahla emin değilim. Ama şimdi popüler kültürde insanlar izliyorlar videoları eğer bir telefon alacaksa. Herkes diyor ki mavi, mavisi. Herkes diyor ki atıyorum gold, gold. Bu sefer ne oluyor? İnsanlar aslında o rengi sevmese bile o rengi sevmek zorundaymış gibi hissediyor. Bakın bunu aşmak zorundasınız. Böyle bir mantık yok. Ben maviyi şu an tabii ki gömüyorum. Mavi çok güzel bir renk. İsteyen eğer gerçekten sevdiyse onu alsın tabii ki. Ama sadece bunun iPhone 13 Pro Max olduğunu belli etmek için o rengi almaya çalışmayın. Bakın bunlar çok saçma şeyler. Bunları aşın kenara, kenara koyun. Ama şöyle bir algı var. Özellikle Türkiye'de. Bakın bu Amerika'da da çok yüksek oranda var ama Türkiye'de çok daha yüksek bir oranda. Bu kadar tabii ki para veriyorsunuz ciddi bir meblağ. İnsanlar sadece kendisinin kullanabilmesi için değil, bunu aynı zamanda bir aidiyet duygusuyla işte Apple'ım var, işte benim şunum var, böyle değerli bir ürünüm var ve bu değerli ürün aslında beni değerli kılıyor algısını
kendisini hissetmek için, kendisini tatmin etmek için aslında böyle telefonlar alıyor bence birçok insan Türkiye'de. Özellikle bu kadar pahalı telefonları. Hemen bir virgül daha koyalım. Gelelim fiyatlara. Şimdi Türkiye fiyatları 20 bin lira civarında bu telefonlar. Ya ben açık ve samimi söylüyorum. Ben Amerika'da çalışıyorum, Amerika'da kazanıyorum ve Amerika'dan alıyorum bu telefonu. Eğer ben Türkiye'de çalışsaydım, Türkiye'de para kazansaydım, ne kadar kazanırsam kazanayım tabii ki yani 300 bin, 500 bin liralardan bahsetmiyorum. Herhangi standart normal bir insanın, normal bir insanın Türkiye'deki gelip bu telefonu alması benim gözümde aptallık. Ben açık ve net söyleyeyim. Kendi parasıyla çalışıp, ha gidip baba parasıyla alıyorsa ona da hiçbir yorum yapmıyorum. Ben o konulara çok girmeyeyim. Çok fazla da unlike yemeyelim bundan dolayı. Ama eğer kendi parasıyla gerçekten yani ayda 5000 lira, 6000 lira ki bunlar çok iyi sayılar bence Türkiye ortalamasında. Kazanan bir insan gidip şuna 20000 lira, 4 aylık maaşını veriyorsa Allah akıl fikir versin. Ben olsam gerçekten almazdım, samimi söylüyorum. Ben burada kazanıyorum. Ve aynı zamanda şunu da ekleyeyim. Ben Amerika'da çalışıyorum, kazanıyorum ama gidip bununla, burada kazandığım parayla dolar kazanıyorum. Türkiye'den yine bu telefonu almazdım. Ben bu telefonu aldığımda TL'ye çevirdiğimde söyleyeceğim fiyatında 11 bin lira civarı yapıyor. Yani ben bu telefonu 1270 dolara satın aldım burada. Vergisiyle birlikte. Ama Türkiye'de 20 bin lira. Ne oluyor? Yaklaşık 1800-2000 dolara çıkıyor fiyat. İki katına neredeyse çıkıyor. Ben burada kazansam bile gidip bir telefona, yani burada bulamamış olsaydım mesela, Türkiye'ye dönüyorum ben bu hafta, bu telefonu 20 bin liraya 2000 dolara almazdım. Neden? Çünkü benim maksimum telefona, bir telefona verebileceğim bütçe bu kadar. Daha fazlasını aşamam. Aşmam. Sırf ne kadar çok istesem, ne kadar çok işte aman çok güzel, aman bunu aldığında bilmem böyle falan vesaire, bunlar bıdı bıdı. Bunları geç abi. Önemli olan bu telefonu alıyorsanız işinize yarayacak mı? Neden bunu alıyorsunuz? Az önce saydığım bu absürt nedenlerden dolayı sakın ha sakın telefon falan almayın. Tabii benim söylememle yapacak mısınız? Yapmazsınız. Ama ben buraya yine de söyleyeyim. Sonuçta en azından kayıt altına alınmış olur. Şimdi gelelim biraz telefona. Tamam mı? Daha sonrasında devam edeceğiz. Ben telefonla ilgili konuşmaya devam edeceğim. Şimdi telefonun biraz hemen buradan hop tipine bakalım. Kenarları parlak gold ve bence çok güzel bir renk. Ben gold rengine bayılıyorum zaten. Ekranı zaten çok güzel. Arkası da bu şekilde. Bu sene kameraları zaten büyüttüler lenslerini. Bayağı büyük yaptılar. 3 tane büyük lens. Ekran bu şekilde geliyor. Çentiyi küçülttüler bu sene. Ekran parlaklığını %25 arttırdılar ki bence bu çok güzel. Şimdi gelelim biraz benim 100 saatlik tecrübelerime. Şimdi öncelikle telefon gerçekten batarya konusunda muazzam. Hayatımda kullandığım en iyi telefon ki zaten ben birkaç videoda izledim. Şu an piyasadaki en iyi telefon gerçekten bu konuda. Muazzam bir bataryaya sahip. Şöyle örnek vereceğim. İlk aldığım gün yaklaşık %82 idi ilk açtığımda telefonu. Apple Store'da kurdum. Kurdum gün boyunca, yani öğleden sonra almıştım. Gece 3'e kadar, 4'e kadar telefonu kullandım. Birçok programı indirdim. Tekrar işte YouTube'u, Instagram'ı, onu bunu. Hepsini tekrar giriş yaptım vesaire. Telefonu kurcaladım. Bütün ayarlarını, ayarlara girip hepsine tek 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 tıkladım. Yaklaşık üzerine 2 saat YouTube videosu izledim. Instagram'da, Twitter'da takıldım o gün. Daha o gün, ilk gün. Ve %48'e düştü. Yani %34 düştü topu topu. Belki 7 saat falan kullandım. Ekran parlaklığı da otomatikteydi. Eskiden ben Apple'ı bıraktığımda bu kadar güzel ayarlamıyordu. Şu an otomatik parlaklığı falan mükemmel ayarlıyor. Samsung'a göre de çok güzel ayarlıyor. Hangi ortama gidersem anında gözüme uygun ayarı seçiyor. Bravo Apple. Zaten bu yüzden geçmiş. Dediğim gibi birincisi bataryaydı, çok güzel. İkincisi ekranın aşırı smooth olması. İşte bu sene gelen farklı yeni bir özellik. Benim en çok fark ettiğim ekrandaki o ProMotion dedikleri ekranı 10 Hz ile 120 Hz arasında yenileme hızıyla ekranı kullanma deneyimi. Şimdi bu size ne sağlıyor? Eski telefonlara göre herhangi bir hareketinizde çok daha hızlı, akışkan bir artısı var. Telefonun. iPhone zaten bu konuda bence eskiden de çok iyiydi. Zaten yani Apple'ın her zaman üstün olduğu taraf bu yazılım donanım ilişkisi ve telefonu kullanırken ki bu smooth, akışkan, hiçbir problem yaşamamanız, kasmamasıydı. Her zaman böyleydi. Ama şu an gerçekten ben şimdi Note 10 Plus'tan geçtim buna. Gerçekten çok güzel. Yani çok çok iyi. Samsung da bu konuda bence çok iyi ama bence gerçekten çok başarılı iş yapmışlar. Bu iki konu şu an benim gerçekten kullanımımda, yani bizzat 4 günlük kullanımımda
direkt aşırı fark ettiren ve kullanırken çok keyif veren bir durum. Hiç abartmadan söylüyorum. Tabii ki üçüncü özellik de kamera. Kamerası gerçekten muazzam. Şimdi kameraya girmişken gelelim ben neden Apple'a geçtim. Şimdi zurnanın bilmem zırt dediği yere geldim. Şimdi ben buradan itibaren telefona ve kendi hayatıma bakışımı anlatacağım size. Eskiden nasıl bakıyordum, şimdi nasıl bakıyorum? Neden Samsung telefon kullanıyordum, şimdi neden Apple'a geçtim? Hepsini anlatacağım. Lisedeyken, yani bundan yaklaşık 8-10 sene önce akıllı telefonlar yeni çıkmaya başlamıştı. Hepimiz biliyorsunuz lise insanları nedir? Oyun oynamak ister, işte son teknolojiyi almak ister. Neden? Çünkü kendisini, karakterini ifade ederken elindeki ürünle ifade etme gereği duyar. Birçok lise öğrencisi. Biz de böyleydik. Hepimiz böyleydik. Ben de dahil olmak üzere. iPhone'unuz varsa o dönem, ki çok yaygın değildi Apple. Biz ilk başladığımızda daha iPhone 3GS vardı ilk bizim senemizde. O zaman o kadar yaygın olmamasına rağmen 10. sınıf, 11. sınıfla birlikte iPhone 5'ler, 5S'ler geldikçe artık iyice popüler oldu ve o artık kendinizi daha özel hissetmenizi sağlıyordu. Şimdi Apple'ın böyle bir avantajı vardı eskiden. Ama o dönem bunları kenara bırakan ve kendi lisedeki, ki bence yine yanlış olan şu an, yani gerçekte yanlış olan ama liseli biri için çok doğal olan nedir? Oyun oynamak, büyük ekranlı, müzik dinlemek, dizi izlemek, boş vaktini bir sürü boş aktiviteyle geçirmektir lisedeki. Herhangi bir öğrencinin herhangi bir zamanda yaptığı herhangi bir şey bu şekildeydi yani. Ve burada Samsung S ve Note serisiyle bu büyük ekranlı telefonlara geçmesiyle bence bu konuda çok ciddi artış aldı. Hem de aynı zamanda bataryasının çok daha uzun süre gitmesi ve biliyorsunuz müzik, işte dizi falan eskiden öyle Netflix, Spotify falan olmadığı için biz müzikleri indiriyorduk. Öyle parayla falan satın falan alma yok. Dinleyemiyorsun. Öyle bir şansın yok yani. Müzikleri kaçak indiriyorsun. Aslında olay bu. Dizileri kaçak indiriyorsun ve bu olaylar Samsung, yani Android. Ben Samsung diyorum ama siz hem Android hem Samsung olarak algılayın. Buna başka Android'ler de ekleyebilirsiniz. Android'de bu imkanlar mevcuttu. Veya oyun oynuyorsunuz değil mi? Oyunu büyük ekranda oynamak çok daha keyif veriyordu o zaman insanlara. İstediğiniz kadar iPhone olsun. O yüzden sene 2010 11, 12, 13, 14'lerde 3, 4, 5 sene boyunca bence Samsung ve işte Android, o büyük ekran, daha uzun süre giden batarya, oyunlar, mesela paralı oyun indireceksiniz, ne bileyim GTA, işte ne bileyim Most Wanted, işte paralı oyunları düşünün o zamanki. Asphalt gerçi paralı mıydı, değildi herhalde ama paralı oyunların hepsini düşünün, APK olarak Android'e indirebiliyordunuz. İşte bunların hepsi sizi, yani lisedeki benim gibi gençleri, Android telefon almaya itiyordu. Daha mantıklı geliyordu. Biz çünkü mantıklı olanı seçmeye çalışıyorduk o yaşta bile. Öyle iPhone falan aman marka derdimiz yok diyorduk. İyi ki de diyormuşuz. Ama tabii öteki tarafta da işte oyun moyun, dizi mizi. Şimdi dolayısıyla bu konularda bence her zaman o yıllarda Samsung ve Android çok daha öndeydi. Ama işin çok enteresan bir tarafı, Apple ve Samsung'un elinde olmadan üçüncü part uygulamalar ve şirketler tarafından bu sistem değişti. Nasıl? Spotify, YouTube Premium, Netflix, işte ne bileyim Blue TV ya da sizin işte başka hangi kanalları dinliyorsanız, Apple Music, bunların hepsi yavaş yavaş 2016'dan itibaren, 2017'den itibaren hayatımıza girmeye başladı. İşte burada artık ne oldu? Siz müzik indiriyordunuz. Bu avantaj sağlıyordu Android, iOS'a göre. Ama artık gerek yok. Hepimiz Spotify'dan dinliyoruz. Hepimiz YouTube Müzik'ten dinliyoruz. YouTube Premium kullanıyoruz. Hepimiz Netflix'ten dizi izliyoruz. Ama eskiden ne yapıyorduk? İnternetten indirmemiz gerekiyordu. Değil mi? Dolayısıyla ne oldu? Samsung'un artı yanı benim gibi kullanıcılar için. Ben kendi ve kendi jenerasyon ve kendi arkadaş çevremden bahsediyorum. Benim gibi kullanıcıların bu tarz avantajlar artık işine yaramamaya başladı. Hepimiz artık bu üçüncü part uygulamaları ve bu şirketlerin ekmeğini yemeye başladık. Dolayısıyla iOS, daha doğrusu Apple başkaları tarafından Samsung'la aynı kefeye girmeye başladı. Bir ikincisi, yaşımız büyüdükçe, artık üniversiteye başladıkça eskisi gibi oyun oynamamaya başlıyorsunuz telefonda vesaire. Ya da ben en azından istemiyorum. Oynayanlar hala vardır tabii ki. Oyun oynamadıkça paralı oyun vesaire, onları da indirmiyorsunuz. O yüzden daha büyük ekran vesaire, bunlara da çok fazla ihtiyacınız olmuyor. Ve aynı zamanda 2015'ten, 2014-15'ten itibaren Apple da kendi ekranlarını büyütmeye başladı. Şimdi buraya kadar Samsung, yani bu tarz ihtiyacı olan bir insanın, o yaştaki gencin Samsung ve Android telefonu çok daha mantıklıydı bence. Ve bu böyle 2016-2017'ye kadar devam etti. Şimdi ben ilk kez 2017'de Samsung Note telefonu satın aldım. Neden? Çünkü ekranda yine bir devrim yaptı Samsung. Ekranları zaten çok güzeldi. Bu Infinity, yani çerçevesiz ekrana geçti. İki tane kamera. Kameraları çok çok daha iyiydi Apple'a göre. O zaman bile bence, bu benim şahsi fikrim, katılmayabilirsiniz. Ekranları muazzam. Bütün çok güzel akıcı bir şekilde çalışıyor vesaire. Bence çok muazzam telefonlardı. Note 8
S8 zamanı. Ama Apple 2017'de benim telefonu ilk Note 8'i aldığım yıldan itibaren bir yükselişe geçti. Nedir bu? O sene 2017'de iPhone'un 10. senesiydi ve Apple kendisini bozdu. iPhone 8'lerle birlikte iPhone X dedikleri, X işareti, Türkiye'de iPhone X deniyor, bir telefon çıkardı. Burada Apple artık Samsung'dan diğer geri kalmış eksik özelliklerini de tamamlamaya yönelik hareketlere başladı. Nedir? OLED panel. Yani daha canlı, akış daha güzel, daha güzel gösteren ekranlar. Daha büyük, daha çerçevesiz bir ekrana geçti. Ve bu giderek her sene daha da yükselmeye başladı. 2018'de, 2019'da giderek yükseldi. Ve Samsung'la farkı kapatmaya başladı Apple. Bana göre ve ben bunu gözlemliyordum zaten. Bu yeni gözlemlediğim bir şey değil. Ama hala Samsung bence öndeydi. Özellikle S ve Note serisinde. 2019'a geldiğimizde ben Samsung Note 10 Plus aldım. Note 10 Plus aldım. Neden? Çünkü biliyorsunuz ben DoorDash yapıyorum. Yemek işi falan. Her gün Note 8 ciddi anlamda sıkıntıya girmişti artık. Ve telefon almam gerekiyordu. Çünkü her gün açık ekran falan. Yani benim telefon almamın sebebi aslında gerçekten ihtiyaçtan dolayı. Onu iş için kullanıyordum Note 8'i. Öteki de normal telefonum. Günlük kullanımdaki telefonum oldu onu alarak. Ama o sene Apple iPhone 11 Pro'ları çıkardı. İşte o sene ben aslında o telefonlar çıkınca ikisinin de eşit özellikleri yani bana hitap eden yönleriyle eşit birbirine denk telefonlar olduğunu biliyordum. Ama ben yine şansımı yani hakkımı ve şans verme kısmını yine Samsung ve Note 10 Plus'tan kullandım. Neden? Çünkü son 2 senedir hatta son 5-6 yıldır ben fazlasıyla memnunum. Yıllardır kullanıyorum ve beni yüzüstü neredeyse hiç bırakmadı. Apple'a göre, o yıllardaki kullanıma göre çok daha fazla yarar sağladım. Ve bir kez daha Note 10 Plus'a yani Samsung'a şans verdim. Ama o sene iPhone'un üstün olduğu yanlar vardı. Samsung'un üstün olduğu yanlar vardı. Kamera konusunda bence bir tık öne geçmişti iPhone o sene. Ama ben yine de dediğim gibi Note 10 Plus'a şans verdim. Geçen sene iPhone 12 ile birlikte Apple artık bence üstünlüğü ele geçirdi. Neden? Çünkü gerçekten telefon zaten yazılım ve donanımın muazzam uyumu her zaman çok daha üstün. Artık kameralar çok daha iyi. Artık dediğimiz gibi uygulamalar, Safari, işte internet, YouTube hepsinde bulabiliyorsunuz. Samsung'da daha fazla kullanabileceğim bir özellik bana kalmadı. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. İşte Samsung 108 megapiksellik kamera çıkarıyor. Onlar daha iyi değil mi? Vesaire gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Veya işte bu çentikle falan çok dalga geçiliyor. Biliyorsunuz ben de zamanında geçmiştim. Ama aslında hata yaptığımı kabul ediyorum dalga geçerek. Neden? Çünkü Apple bu konuda çok başarılı. Apple her zaman geriden gelse de bir şey çıkardığı zaman yani 2 sene sonra çıkarsa bile Samsung en iyisini çıkarıyor. Ve ben bunu yıllardır fark ediyorum. Bu çentik meselesinde ve aynı zamanda müşterilerin kullanıcı hareketlerini, reflekslerini bence muazzam inceliyor. Bütün markalardan Apple ayıran en önemli özellik bence. Şimdi bu çentikle Samsung geri kalan bütün Android dünyası neredeyse dalga geçti. Ama bakın Apple giderek düştü mü bu çentikten dolayı? İşte kötü gözüküyor, işte daha kötü gözüktüğünü iddia ettiler ama daha fazla düşmedi. Giderek daha fazla yükseliyor. İşte bence Apple bunu çok iyi gözlemliyor. Diyor ki evet diyor Samsung'un ekran görüntüsü benimkinden daha güzel. Ama diyor bir Apple kullanıcısı sırf bu çentikten dolayı benden vazgeçmez. Ve ben bu çentikle kendi imzamı hala taşıyorum. Dolayısıyla o çentiği gören bir insanın Apple'a sahip olması işte bu marka değeri. İşte bunu öyle bir kullanıcılar üzerinde kullanıyor ki Apple. Diyor ki daha çirkin olması önemli değil. Ben önüme sunulan şeye bakarım. İşte o çentikle daha kötü görüntüyle aslında kendi imzasını taşımasıyla Samsung'dan öne geçiyor. Ve yıllarca bunu yaptı Apple ve hala daha bu çentiği kaldırmadı. Ha önümüzdeki sene kaldırır kaldırmaz. Tabii ki kaldırabilir. Değişimler olur ama dediğim gibi hep geriden geliyor ve bunu da çok sistematik ve bilerek yaptığını düşünüyorum. Apple'ı bu yüzden, bu yönden çok takdir ediyorum. Gelelim iPhone 12 senesine, geçen seneye. Kardeşim aldı, iPhone'a geçti o da. Çok memnundu, ben de baktım. Benim ihtiyacım yoktu, ben o yüzden geçmedim. Yeni telefon almadım. Aslında geçen sene de geçebilirdim. Çünkü geçen sene de Apple'ın yani iPhone'ların Samsung'un hem S hem de Note serisinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada bu arada Xiaomi ve Huawei ile hiç kıyaslamıyorum. Çünkü onlar biraz Çin merkezli oldukları için sağlamlık, uzun vadeli kullanılabilirlik ve işte bu ambargolar vesairesinden dolayı onlara hiç girmedim bile. Onları da başka zaman konuşulabilir yani. Ama şu an konumuz benim kendi tecrübelerim olduğu için ben Samsung ve iPhone kullandığım için hayatım boyunca onlardan bahsediyorum. Şimdi gelelim iPhone'a.
bu seneye, bu sene benim telefon neden aldım? Heh, peki geçen sene ihtiyacım yoktu, peki bu sene ihtiyacım var mıydı? Evet, bu sene ihtiyacım şöyle oldu. Bundan bir ay önce Note 10 Plus'ım benim bozuldu. Ama hemen bozulmadı, sim kart kısmı bozuldu. Ama biliyorsunuz ben telefon tamircisiyim bir yandan. 2017-2019'da telefon tamirciliği yaptım. Telefonu açtım, kontrol ettim, her şeyini temizledim falan. Yok, düzelmedi. Sim kartı okumuyor. Dolayısıyla telefon GG. Geri kalan her şey çalışıyor ama telefon GG. Bu durum benim canımı sıktı. Ben de dedim ki ya bu böyle devam etmez. Yeni bir telefon almamız gerekecek. Ben de ne yapayım? Artık iPhone almanız vakti geldi ve iPhone aldım. Şimdi neden 13 Pro Max aldım? Çünkü ben büyük ekran seviyorum. Peki neden geldik iPhone 13 Pro veya Pro Max? İkisinin farkında neden Pro Max aldım? Şimdi yine Türkiye'de, yine gelelim Türkiye'de başka bir kullanıcı davranışını eleştirmeye. Türkiye'de insanlar her zaman en yüksek modelini almak istiyorlar. Yani bir şey çıksa bile iPhone 13 Pro mu Pro Max mi deseniz Pro Max kardeşim, o daha iyi. Neden? Çünkü Pro Max var adında. İşte bu algıyı nasıl kırabiliriz, nasıl değiştirebiliriz bilmiyorum. Şimdi benim bu telefonu almamın sebebi Pro ile Pro Max arasında mesela bence bir özellik olarak hiç fark yok. Bu sene sadece batarya konusunda ve boyut olarak değiştirmişler Pro ve Pro Max'in geçen seneye nispeten. Tamamen aynı özellikleri. Ben Pro'yu, benim Pro Max almamın tamamen sebebi daha uzun batarya sahip olması ve ekranın daha büyük olması. Zaten geri kalan bütün özellikleri aynı. Ya geçen sene olsaydı Pro Max ile Pro, iPhone 12 Pro ve Pro Max arasında farklar vardı kamerasında da vesaire. Ama bu sene hiçbir fark yok. Her şey aynı. Dolayısıyla ben daha büyük ekran sevdiğim ve daha uzun bataryasının gitmesini istediğim için Pro Max aldım. Benim alma sebebim buydu. Peki şimdi ben Apple'cı mı oldum kardeşim, Samsung'cu muyum? Evet, ben şimdi Apple'cı veya Samsung'cu değilim. Ben Apple'ın şirket olarak vizyonunu, misyonunu, vizyonunu beğeniyorum. Açıkçası Samsung'u da beğeniyorum. Samsung'u hatta şu yönüyle çok beğeniyorum. Bütün bu şirketlerle Google, Microsoft, işte ne bileyim Qualcomm falan hepsiyle bir anlaşması var. Ve bence bu Samsung, yani bu işbirlikleri meseleleri benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü yardımlaşarak aslında çok başarılı işlere imza atıyorsunuz. Birçok alanda farklı markalar daha iyi. İşte Google yazılım alanında muazzam, çok iyi işler yapıyor. Ne bileyim Sony kamera alanında çok iyi işler yapıyor. İşte Microsoft bu uygulamalar konusunda çok iyi iş yapıyor. Ve Samsung bunlarla çok iyi entegre oluyor. Bence bu çok başarılı bir şey. Apple'da da az önce saydığım işte bu kullanıcılarla ilgili olan kullanıcıların hareketlerini, beklentilerin çok iyi gözlemlediğini düşünüyorum. Apple'ın da zaten yazılım ve donanımı ikisini birlikte, yani her şeyini neredeyse Apple kendi üretiyor. Ekranını Samsung'dan alıyor ama her şeyini neredeyse, çipini, kamerasını, hele çip zaten, çip teknolojisinde zaten muazzamlar. Hepsini kendi üretiyor. Telefon çok hızlı. Apple'ın da bu yönlerini seviyorum. Ama giderek Apple hem marka değeriyle hem bilmiyorum yani yaptığı işlerle geleceğe daha umut veren şeyler veriyor hala daha. Yani eskiden bu kadar mıydı emin değilim ama kendisini geliştiriyor, düzeltiyor, dersler çıkarıyor ve acele etmiyor. Hiçbir zaman aceleyle bir karar vermiyor. Bakın yıllardır Lightning kullanıyor mesela. Çok eleştiri alıyor. Bütün dünya USB Type-C kullanıyor vesaire. Nasıl hala Lightning kullanır vesaire diye çok fazla eleştiri alıyor. Ama mesela geçen bir açıklama yapmış. Diyor ki bu sefer diyor bütün dünya tek bir ürün kullanır. Bu da diyor tekelleşmeye gider. Bu diyor işte şeye, otokrasiye götürür vesaire gibi bir açıklama yapmış. Benim mesela bu şey açıklama çok hoşuma gitti. Ben de tabii Type-C, benim birçok ürünüm Type-C ama bilmiyorum. Yani olaylara böyle tek yönlü, insanların sadece baktıkları şekilde bakmamak gerekiyor bence. Herkesi dinlemek lazım. Ama dediğim gibi Apple'cı değilim şu an. Samsung'cu da değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Hangisi benim o anki işlerime yarıyorsa onları yapmaya, onları kullanmaya çalışıyorum. Ve tabii ki sonuçta bütçe meselesi bu. Yani tutup da bu bir zevk meselesi falan değil. Ben bunu zevkimden dolayı almadım. Bak bu telefonu ben zevkimden dolayı almadım. Buna ihtiyacım olduğu için aldım. Gerçekten. Ha daha düşük ihtiyaç işimi görmez miydi? Tabii ki görür. Ama burada da yani imkanınız varsa hayatınızı kolaylaştıracak şeyler seçmelisiniz. Mesela bakın ben şimdi Note 8 kullanıyorum DoorDash yaparken. Telefon GPS sinyalini kaybediyor. Telefon donuyor. DoorDash uygulamayı kapatıyor. Benim tam elimde sipariş varken tam yemeği götüreceğim. Telefon donuyor. Ve çalışmıyor. Nereye götüreceğimi bilmiyorum. Tam ulaşıyorum. Fotoğrafını çekmem gerekiyor siparişin. Yok kardeşim çekemiyorum. Telefon donuyor. Şimdi bu senin iş yapmanı, o günkü motivasyonunu, bütün enerjini düşürüyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Burada harcadığınız ekstradan $300'la siz
uzun vadede 1 yıl boyunca belki 1000 dolar getiri daha fazla, belki 5000 dolar daha fazla getiri alıyorsunuz. En azından ben kendim için. O yüzden ben bu telefonu alıyorum. Eğer o anki uzun vadeli düşünemezsen, ya bak şu an 300 dolar bu daha ucuz, gidip şunu alayım dersen, bir sene sonra bu bana çok daha fazla maliyetli bir şeye sebep olabileceğini düşündüğüm için bir tercihte bulunuyorum. Benim genel olarak zaten hayata bakış açım da böyle. Hiçbir şeyi, ya birçok şeyi, hepimizin zaafları var. Hepimiz bazı eksiklerimizden dolayı bazen paralar harcıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama elimden geldiğince durumuma bakıyorum, analiz ediyorum ve bütçem, durumum neye el veriyorsa ve hem kısa vadeli hem uzun vadeli hangisini en iyi kombinasyon yapabiliyorsam, kombine edebiliyorsam onu kullanmaya çalışıyorum. O yüzden size de bunu tavsiye ediyorum. Birçok şey anlattım. Güzel oldu. Ben elimden geldiğince bu videoda size hem Apple'cı mıyım değil miyim, Android'cı mıyım değil miyim onu anlatmaya çalıştım. Hem neden Apple telefona geçtiğimi anlatmaya çalıştım. Hem genel Türkiye'deki biraz algılardan, Amerika'dakilerden, telefon piyasasından oradan buradan konuştuk. Umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Bye!